İsmail Saymaz, Ümit Özdağ'a ihraç yolu açıldı. İyi Parti 20 Eylül'de gerçekleştirdiği ikinci olağan kurultayından beri olağanüstü günler geçiriyor. Partideki fay hattı Genel İdare Kurulumu seçiminde oy verilmeyecekler başlıklı listenin dağılmasıyla hareketlendi. Listede adı 1. sırada yer alan İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile iltisaklı bir derneğin başkan yardımcılığını yaptığını savununca fay kırıldı ve büyük bir depreme yol açtı. Peki Özdağ neden böyle bir açıklama gereği hissetti? İyi Parti kulisindeki senaryolar şöyle. 1. Libya'daki şehit mitçilerin kimliklerini açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilen fezleke Özdağ'ı korkuttu. Partinin ağır toplarından biri şu iddiayı dile getiriyor. Özdağ'ın MİT fezlekesinden beri sıkıntısı var. Ürkektir. Hapse girse yaşayamaz. Bu dosya ile sıkıştırıldı. 2. Özdağ genel başkanlık istiyordu. Akşener'in Kavuncu'yu liderliğe hazırladığını düşündü. 3. Grup başkan vekili olamayınca hamle yaptı. Akşener sordu. Doğrusu Özdağ Kavuncu hakkındaki iddialarını 26 Temmuz 2020'de gerçekleştirilen İyi Parti İstanbul İl Kongresi'nde de dile getirdi. Kongreden önce Akşener'e gitti. Bir genel başkan yardımcısına göre aralarında şu görüşme geçti. Akşener, "Bağlantıların vardır. Belge bul ve getir" dedi. Özdağ getirmeyince Akşener, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradı. "Sizin elinizde bilgi varsa bildirin" dedi. İkisi de böyle bir bilgi olmadığını söyledi. Akşener'in devletin elinde bilgi yok demesine üzerine Özdağ'ın devlet bir FETÖ'cüyü bir FETÖ şüphelisine söylemez dediği konuşuluyor. 81 il örgütünden ihraç dilekçesi. Kavuncu'yu aradığımda 81 il başkanı tarafından Özdağ'ın ihracı istemiyle hazırlanan dilekçeyi imzalıyordu. Dilekçede partinin organize bir halde ve daha önce planlanmış şekilde yıpratıldığı ve Özdağ'ın karanlık güçlere çanak tuttuğu öne sürülüyor. Kavuncu ayrıca Özdağ hakkında hakaret ve iftiradan şikayette bulundu. Telefonu açtığında çok öfkeliydi. Bana anlattığına göre üniversiteyi bitirdikten sonra 1997'de Kazakistan'da inşaat kimyasalı satan bir şirket kuruyor. Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'ne yani KATYA'da katılıyor. Derneğin 2007-2010 yıllarında başkan yardımcılığını üstleniyor. Özdağ'ın kastettiği işte bu dernek. Kavuncu katıldığı ve yönettiği tarihte derneğin FETÖ bağlantılı olmadığını, Türkiye devleti tarafından muhatap alındığını ifade ediyor. 2010'da Kazakistan'dan ayrılıyor. KATYA'da dönersek, Anadolu Ajansı'nın 29 Temmuz 2016 günü FETÖ'nün Kazakistan'daki faaliyetleri başlıklı haberinde 1995'te kurulan dernekte son 3 yılda FETÖ bağlantılı iş adamlarının arttığına dikkat çekiliyor. Derneğin Kavuncu'dan sonra FETÖ'nün kontrolüne girdiği anlaşılıyor. Kavuncu kendisi üzerinden İyi Parti'nin hedef alındığını savunarak Millet İttifakı'nı dağıttığınız zaman ekonomiyi tutmazsınız. İyi Parti ittifakın ana kolunudur. Bu operasyona birileri ya farkında olmadan ya da bilerek maşa oluyor diye konuşuyor. Kavuncu'ya Özdağ istifa etmeli mi diye sordum. Gerek kalmayacak diyor ve ekliyor. Özdağ gibi iftiralarla hareket eden bir zihniyet bünyenin dışına konulmalı. Dilekçeler işleme konulacak. Özdağ'ın ihracına ilişkin dilekçeler İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın önünde birikiyor. Poyraz dilekçeyi yayıyor. Burada hakaret, iftira ve hedef gösterme var. İşleme alıp sevk edeceğiz diyor. Usul şöyle. Özdağ milletvekili olduğu için dilekçeler Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Kurul Akşener'in onayını aldıktan sonra harekete geçecek. Meclis grubu da soruşturma açacak. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da Özdağ'ın ihracına ilişkin temennim odur diyor. Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ soruşturması var mı? Özdağ'a istifa edecek misiniz ya da ihraç edilmeyi bekliyor musunuz diye sordum. Şöyle yanıt verdi. İstifa etmeyeceğim. 2007'den beri FETÖ ile mücadele ediyorum. İyi Parti, FETÖ iltisaklı derneğin başkan yardımcısı ile Özdağ arasında bir tercih yapacak. İhraç isteyenlere şu soruları yöneltiyor. Haklı çıkarsam ne yapacaksınız? Kavuncu ile ilgili FETÖ soruşturması var mı? Kavuncu'nun adının Panama belgelerinde kara para aklamada geçtiğini ileri sürüyor. Özdağ şöyle devam ediyor. Fezlekeden korkmuyorum. MİT görevlilerini ilk açıklayan ben değilim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki açıklamalar için soruşturma yürütülemez. Kavuncu'ya ilk kez itiraz etmiyorum. Partinin kurucusu olmasını engelledim. Genel İdare Kurulu üyeliğine karşı çıktım. En son İstanbul adaylığına itiraz ettim. Ayrıca bana genel başkan yardımcılığı teklif edildi. Kabul etmedim.